eğitim esastır diyoruz. İşte özellikle kız çocuklarımız okutulsun. Bütün çocuklar, okula gitmek isteyen herkes desteklensin. Gibi böyle bir büyük bir seferberlik içindeyiz. Bütün dünyada zaten hikaye budur. Eğitim peki, baş hikayemiz. Fakat evet, olay ne? Özel okulların bazıları efendim kitap fiyatlarıyla son günlerde velilerin tepkisini çekmişti. Hmm. Neden diyeceksiniz? Mağduriyetlerini dile getiren ailelerin sesini duyan bakanlık harekete geçti. Çünkü fazlaca ses yükselmişti oralarda. Şöyle ki 60 bin liraya kadar çıkan, sadece kitap fiyatlarından bahsediyorum. Fiyatlarına ilişkin Türkiye genelinde yaklaşık 400 okul tespit edildi. Kitap fiyatlarında %300'ün üzerinde zam yapıldığı bu okullara efendim bir ceza kesildi. Ya bak ne kadar güzel tespit edilmiş. Öncelikle o okulları ben kınıyorum buradan. Ama bir taraftan da mağdursanız, sesinizi yükseltiyorsanız, çığlığınızı atıyorsanız bak ne kadar güzel ki yaptırımlar gelebiliyor. O yüzden bir sessiz kalmama durumuna geçelim. Bir yerde bir itirazınız varsa buyurunuz sesinizi yükseltiniz. Bak o çocuk, öbürü, bir büyüğü, alt sınıfı hepsi okula koşarak gidiyorlar. Eğitim amaçlı aileler arkalarındalar. Çocuklarını okutabilmek için neliklerle bütün bu savaşı veriyorlar. Sen gel bir tane kitaba %300 zam koy. Hı. Ve bunu da gayet normal adet ve ne yapalım, kitap fiyatları da bu sene böyle. Değilmiş demek ki bak. Bu arada enflasyon artı %5 diyor yetkililer. Onun çok çok üzerine çıkan bir hadiseden bahsediyoruz. Az değil, %300 ne demek ya, çok ucuzlardı da hani arayı kapatmak istediler ama anladığımız kadarıyla yetkililer de diyor ki hayır kardeşim, fahiş fiyat uyguladılar, zam uyguladılar. Bakalım okulların yaptığı böyle, peki diğer kurumların yaptığının peşine nasıl düşeceğiz? Demek ki sesimizi şöyle bir yükselteceğiz, eğer bu ne kardeşim dediğimiz noktalarda hemen yetkililer devreye giriyormuş, güzel. Yani, hayırlı uğurlu olsun yavrularımız için. Yani hani servis ücretlerini konuştuk, okula gitme maliyetini, formalar, işte kitap kırtasiye, yani kitaba gelmeden hani kalem, defter, kırtasiye masraflarına şöyle bir bakmıştık. Peki bir soru. Lütfen. Varsayalım ben aldım 60 bin liralık kitabı. Ve aileler aldı. Evet. Okullar açıladı. Ne kadar oldu? Bir hafta, iki hafta oldu. Üç hafta önce açılanlar da var. Bu açığı kapatacaklar mı? Geri iade edilecek mi? Hı. Mesela velilere. Bunu da bir soralım bakalım. Bunu da bir soralım. Ya da bu nasıl bir şekilde normal yol olacak? O şekil nasıl bir şekilde olacak? O şekil ne olacak mesela? Ben iade mi isterim geri? Ben de 60 isterim. Bin lira o parayı verdiysem kitaba ve o kitap aslında değeri atıyorum 30 bin liraysa, o 30 bin lira, aradaki 30 bin lirayı ben alayım faiziyle. Çok teşekkür ederim. 30 bin lira dediğim, bugün ailelerin belki çocukları servise verip vermemek için 40 dereden su getirip düşündükleri servis parası yıllık ücrette. Biliyorsun hani kilometre kilometre artıyor bütün onlar da gerçi, ama yani neyse de sonuç itibariyle bu hiçbir vicdana sığmayacak bir harekettir. Yani eğitim bu. Bundan da bu kadar fayda sağlamayacaksın yaparken.